Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeri Risalesi'nden 2. bölüm Tasavvuf terminolojisindeki kavramlar. Bilindiği üzere her ilim ehli kendi aralarında bazı kavramlar geliştirmiş ve bunları kullanmışlardır. Mutasavvuflar da aynı yöntemi takip etmişlerdir. Onlar kendi aralarındaki anlayış ve iletişimi kolaylaştırmak ve sahip oldukları değerlerin ehil olmayanlar tarafından suyu istimal edilmemesi için böyle bir yol takip etmişlerdir. Biz bu başlık altında önce tasavvuf ve sufi kavramları üzerinde kısaca duracak, sonra da bu hak dostlarının yürüdükleri yolda yürümek isteyenlere onların kullandıkları kavramlardan bazılarını kolayca anlayabilmeleri için açıklayacağız. Tasavvuf Duruluk ve saflık her dilde övülmüş, bulanıklık ve kirlilik ise her yerde yerilmiştir. Bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek simasının rengi değişmiş bir vaziyette arkadaşlarının yanına gelmiş ve şöyle buyurmuştur. Dünyanın sahfete gitti, kiri kaldı. Bugün ölüm Müslüman için bir armağandır. Sufi ismi hak yolcularının adı olarak kalmıştır. Bu kelimenin Arapça olduğuna dair herhangi bir emare yoktur. En zahir görüşe göre bu bir lakap gibidir. Bu ismin suf yani yün kelimesinden geldiğini söyleyenler vardır. Ona göre birisi yün giydiği zaman, Arapça ifadesiyle hasav ve feh yani yün giydi denir. Bu bir izah olsa da sufi olmak için illa yün giymek gerekmemektedir. Her yün giyene de zaten sufi denmez. Bu kelimenin türediği kök ile alakalı ve başka yaklaşımlardan da söz edilmiştir. Onun suffe, safa, temiz manasına saf, Cemaat olunurken teşkil edilen saf gibi kelimelerden türediğine dair yorumlar olsa da bunlar Suf kelimesinin kökü olarak çok da uygun değillerdir. Aslında Sufiler kendilerini ifade edecek bir lafız veya kelimeye ihtiyaç hissetmeyecek kadar meşhurdur. Ulema dini terminolojideki tasavvuf ve Sufi kavramları hakkında konuşmuş ve her biri gayet doğal olarak kendi zevk, bilgi ve sezilerine göre söz örgüsünü kurmuştur. Örnek olarak şunları verebiliriz. Ebu Muhammed Ceriri, tasavvuf her güzel ve yüksek ahlakı edinmek, her çirkin ve bayağı huydan uzaklaşmaktır. Hazret bu ifadesiyle güzel ahlakla güzelleşme ve çirkin ahlaktan sıyrılma şeklinde ifade edilebilecek tahalli ve tahalliyi ifade etmiştir. Yine ceriri her an Allah'ın kontrol ve gözetimi altında olma şuuruyla derlenip toparlanma ve edebe sımsıkı sarılmaktır. Amr bin Osman Mekki tasavvuf kulun içinde bulunduğu anda işlenmesi en uygun olan amelle meşgul olmasıdır. Cüneydi Bağdadi tasavvuf kesintisiz bir şekilde Allahu Teala ile beraberliktir. Kettani tasavvuf ahlaktır. Senin ahlakını artırıp geliştiren aynı zamanda senin saflığını da çoğaltmış olur. Rüveym, tasavvuf şu üç hal üzerine bina edilmiştir. Allah'a fakru muhtaç olma, isar ve cömertlik Allah'ın iradesine teslimiyetle itirazdan vazgeçmek. Müzeyn ise tasavvuf hakka gönülden boyun eğmektir. Muhammed bin Ali kasap, tasavvuf kerim bir zamanda, kerim bir insandan, kerim bir toplulukta bulunurken ortaya çıkan Kerim ahlaktır. Vakt. Vakt gerçekleşme ihtimali olan bir hadisenin gerçekleşmesi kesin olan bir hadiseye bağlı olması durumudur. Gerçekleşmesi kesin olan hadise, gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan hadisenin vaktidir. Örneğin sen sana ay başında geleceğim dersin. Burada gelme olayı ihtimalle. Aybaşı ise kesindir. Buna göre aybaşı gelişin vakti olmaktadır. Vakt, insanın içinde bulunduğu, yaşıyor olduğu andır. Bir başka deyişle vakt, geçmiş ve geleceğin arasındaki zaman yani şu andır. Hak yolcusu İbnül Vakt'tır yani vaktin çocuğudur. O vaktini en hayırlı meşguliyetlerle hiç zayi etmeden geçirir. Onun en çok önemsediği şey geçmiş ve gelecek değil hal denilen içinde bulunan anı en iyi şekilde değerlendirmektir. Vakt, vakt kelimesiyle kastedilen bir diğer manada Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerindeki tasarrufunun cereyan etme zamanıdır. Bu, kulun iradesi dışında Hakk'ın onunla alakalı takdir ve muradının yerine geldiği vakittir. Burada kulun Allah'ın kendisi hakkındaki takdirine olan teslimiyeti ve rızası ön plandadır. Akıllı kimse hiçbir vaktini boşa geçirmez, İradesinin hakkını vererek, sürekli hayırlı işlerle meşgul olur. Hakkın takdir ve dilemeleri karşısında da tamamen rıza eksenli bir duruş sergiler. Bu da onun vakti en güzel bir şekilde kullanıldığının bir başka ifade ve göstergesidir. Makam ve hal Makam, kulun çalışıp çabalayarak, bakıp usanmadan, zorlukları göğüsleyerek, mazhar olduğu yüksek edep ve ahlaka denir. Buna göre bir kimsenin makamı, gayret göstererek, sahip olduğu, hakkını vermeye çalışarak, liyakat sergileyerek, mazhar olduğu manevi mevkinin adıdır. Bir makamdan bir başka makama, öncekinin hakkı tasdaman verilmeden yükselmek söz konusu değildir. Örneğin, kanaat makamının hakkı verilmeden, tevekkül makamına, onun hakkı verilmeden de teslim makamına çıkmak mümkün değildir. Kişi, bulunduğu makamı ve onun hakkını verip veremediğini, Allah'ın bildirmesiyle bilebilir ki bu durum onun makamını sağlam temeller üzerine bina edebildiğini gösterir. Hal ise kulun herhangi bir kasıt, cel, çalışma olmaksızın kalbine gelen sevinç, hüzün, genişlik, darlık, şevk, gam gibi bir manadır. Hal, kulun hiç ummadığı, düşünmediği bir anda Allah'ın kalbine akıttığı bir his. Makam ise kulun bilerek, iradesiyle yönelerek çalışıp çabalayarak Allah'ın izniyle ulaştığı bir mertebedir. Makamda bir istikrar, halde ise bir değişim ve terakki söz konusudur. Ama eğer hal hemen kaybolmuyorsa bu takdirde o artık makam olur. Kul için asıl olan, onun sürekli bir terakki halinde bulunmasıdır. Allah'ın tecelli ve lütuflarının sonu yoktur. O sonsuz olduğu için denebilir ki ona yaklaşmanın, bu yaklaşma adına yükselip terakki etmenin de sonu yoktur. Buradan hareketle makamların da sonu yoktur. Bir başka deyişle her makamın üzerinde bir makam vardır.